Aktif Öğrenciler sene hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansın Orak. Bugünkü dersimizde arkadaşlar İngilizce saatler konusunu işlemek istiyorum. Açıkçası bunun bir versiyonu çekmiştim ama çok eski olmuştu. Şimdi yeni versiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu saatler konusunun tüm detaylarıyla A'dan Z'ye eksiği olan kim varsa bu detayları burada bulabilirler. Umarım sizler için faydalı bir ders olur arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum ve hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar İngilizce saatler konusunda şöyle başlayalım. Saat sorarken arkadaşlar biz İngilizce'de what time is it veya what's the time denilir. What is the time veya what time is it? Arkadaşlar şuradaki what is kısaltması what's şeklinde ses çıkışı olur, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar tam saatleri söylerken genelde arkadaşlar o'clock diye tamamlanıyor. Bu bilginiz olsun. Tam saatleri söylerken o'clock şeklinde. Örneğin ne demek bu? Saat 10 diyoruz ya, bakın sol tarafta bir tane saat şeyi çıkarttım. Saat 10. O zaman 10 o'clock. Bakın arkadaşlar maviyle başladığım, maviyle gösterilenler saatleri gösterir. Tamam mı? Bilginiz olsun. It is 10 o'clock derseniz saat 10 demek. Burada bakın saat 11'i gösteriyor. It's. Bakın burada kısaltma yaptım. It is'in kısaltması it's. It's 11 o'clock. Buraya bakalım. 5. It's 5 o'clock. Tekrar edelim şimdi bunu bir. It is 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 5 o'clock. Evet arkadaşlar tam saatler bu şekilde söyleniyor. Şimdi yarım saatler nasıl söyleniyor ona geçelim. Arkadaşlar yarım derken saatlerde half past, half past, half past. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Yani burada 30 olan, 30 diyorum ya, burada 30 yarım saati gösteriyor. Şimdi en sona burada gördüğünüz gibi şu kalıpta, şu kullanımda saat olan kısım 10 diyor ya, işte burası saatin tam kendisini gösteriyor. Önce 10 saatin kendisi, sonra yarımı söylüyoruz İngilizce'de bu şekilde, bu kalıba göre. It is half past. Yarım geçiyor. Kaçı? 10. 10'u. İşte bu şekilde. It is half past 10. Veya arkadaşlar normal Türkçe'de olduğu gibi 10.30 derseniz bu şekilde İngilizce'de de oluyor. It is 10.30. 10.10. 30.30. 10.30. 10.30. Evet arkadaşlar şimdi diğer örneklerimizi görelim. 11.30. 11.11. Buçuğu da hemen önce kullanıyoruz burada bu kalıpta. Half past ve kullanıyoruz. It is half past 11. Veya arkadaşlar şuradaki örnekteki gibi bunu burada da kullanabiliriz. Önce 11 sonra 30. Başlayalım. It is 11.30. It is 11.30. Bakın burada kısaltma kullanıyorum. It's half past 5. It's half past 5. Şu örneğimize bakalım. It is 5.30. İki şekilde arkadaşlar İngilizce'de bu saatleri söyleyebilirsiniz. Evet şimdi yarım saatler bu şekilde söyleniyordu. Çeyreğe girelim. Çeyrekte arkadaşlar birinci kısımda hem geçiyor diyeceğiz hem kala var diyeceğiz. Ama ilk kısmında ben geçiyor örneklerini vermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi a quarter past. A quarter past demek geçiyor. Çeyrek geçiyor demek arkadaşlar. Şuradaki anahtar kelime bizim bilmemiz gereken past kelimesi var ya. İngilizce'de Amerikalılar past diyor, bilginiz olsun. Şimdi başlayalım. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Yani 10.15. It is a quarter past 10. It is a quarter past 10. Veya arkadaşlar birinci örnekte gösterdiğim gibi önce saati söyleyin burada. Yani 10, sonra 15. Yani 10.15 demek, onu çeyrek geçiyor demek. Şimdi tekrar edelim. It is a quarter past 10. It is 10.15. It is a quarter past 11. It's a quarter past 11. It is 11.15. It is 11.15. It is a quarter past 5. It is 5.15. It is 5.15. Evet arkadaşlar umarım bu örnekler sizin için aydınlatıcı olmuştur. Şimdi kala var kalıbını kullanalım. Kala var, çeyreğe kala var. Çeyrek var diyoruz ya İngilizce'de. İşte bunun Türkçe'de diyoruz ya. İngilizcesi quarter to. Buradaki anahtar kelime bilmeniz gereken to'yu bilmeniz gerekiyor. Diğeri normal. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada 10.45 diyor. It is a quarter to 11. It is a quarter to. Burası önemli. To 11. Veya arkadaşlar normal Türkçedeki gibi aynı şekilde bu örneği de 10.45 diyebilirsiniz. It is 10.45. It is 10.45. Geçelim 11.45'e. It is quarter to 12. It is quarter to 12. Veya arkadaşlar 11.45 diyebilirsiniz. It is 11.45. It is 11:45. Şimdi geçelim 5:45'e. 6'ya çeyrek var demek. It is quarter to 6. It is quarter to 6. It is 5:45. It is 5:45. Bir şey hatırlatmak istiyorum burada. Bakın burada e kullandım. Burada kullanmadım. Burada da kullanmadım. Farkı yok arkadaşlar. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Ama genelde kullanılıyor. Kullanmasanız da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, çeyrek valada çeyrek var. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdi karışık örnekler üzerinde durmak istiyorum. Burası önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her seviyeden öğrencimiz bunu izleyebilir. Eğer saatler konusunda sıkıntısı varsa bu örnekler size gerçekten öğretici olacaktır. Başlayalım şimdi. Bakın eğer saatiniz 10-13'ü gösteriyorsa şu şekilde kullanabilirsiniz. It is nearly quarter past 10. It is nearly quarter past 10 demek. Saat neredeyse 10 çeyrek geçiyor. Buradaki çünkü saat tam 15 olmamış ya. O yüzden burada nearly kelimesini kullanıyoruz. Nearly demek yaklaşık olarak, takriben anlamına geliyor. It's nearly quarter past 10. Geçelim şuraya. 11:27. Tam buçuk olmamış ama neredeyse buçuk şeklinde. O yüzden burada almost kelimesini kullanabilirsiniz. Burada da nearly, almost fark etmez arkadaşlar. İkisi de olur. It is almost 11:30 veya it is nearly 11:30 diyebilirsiniz. Geçelim şu örneğimize arkadaşlar. It is 6:05. Bakın. 6'yı 5 geçiyor değil mi? Burada arkadaşlar önce saati söyleniyor. It is 6:05 veya 6:05. Tamam mı arkadaşlar? 6:05 demek 6'yı 5 geçiyor demek. Şimdi şu örneklerimize bakalım. 10'a 10 geçiyor. Önce dakikayı söylüyorsunuz. Unutmayın. It is 10:10. It is 10:10. Burada da dakika söyleniyor arkadaşlar. It is 20:11. It's 20:11 veya 20:11 diyebilirsiniz. It is 25:05. It's 25:05. 5'i 25 geçiyor. Dediğim gibi öncelikle bu kullanımlarda dakikayı söylüyorsunuz. En sonunda saati söylüyorsunuz. Unutmayın. Evet arkadaşlar, umarım bu örneklerimiz sizler için faydalı olmuştur. Ama bunu daha iyi pekiştirebilmeniz için lütfen tekrardan birkaç defa daha izleyin ve bunu uygulayın. Ben şimdi özet olarak bunları tekrardan geçmek istiyorum. İngilizce'de saat söylerken arkadaşlar what time is it? What's the time? Buradaki dediğim gibi what is kelimesi what's şeklinde kısaltılır. Bilginiz olsun. Önemli bir noktayı sizlere paylaşmak istiyorum burada. Bakın sabah ve akşam durumları var. Sabah gece 00, 11:59, öğlen 11:59'a kadar olan kısımlarda AM ifadesini kullanabilirsiniz sabahı belirtmek için. Latincesi bu şekilde arkadaşlar. Bir de öğleden sonra olduğu vakit 11:59'dan 12 olursa eğer öğlen vakti oluyor. Tam öğlen vakti. 12:01 geçe ile 23:59 arasında arkadaşlar PM şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi burada örnekleri pekiştirelim. Hatırlatmak için tabii ki tam saatleri söylerken o'clock kullanıyordu. Saatin kendisini söylüyordunuz. It is 10 o'clock şeklinde arkadaşlar. 10:30 derken de yarım saati önce kullanıyordunuz bu kalıpta. Yarım geçiyor diyorsunuz ya. 10:30. İşte bu kadar. Şimdi geçelim çeyrek geçiyor diyelim. It is 10:15. Yani saat 10'u çeyrek geçiyor arkadaşlar. Saat 11'e çeyrek var dersek hatırlarsanız burada iki anahtar kelime var demiştim ya. Past geçiyor, to var demek. O yüzden it is 10:45. Saat 11'e çeyrek var. Evet arkadaşlar, saatler konusu dersimiz umarım size için faydalı olmuştur. Bu dersimizde sınava giren arkadaşlara başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım size için faydalı olmuştur. Abone olmayı ve yorumlar atmayı arkadaşlar ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.